İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, eldeki veriler faiz yükseltmeyi gerektiriyor dedi ve para politikaları kurulu 2'ye karşı 7 oyla faizi 4,5'tan 5'e çıkardı. Nisan ayında 1/2 büyümeyle sevinirken dün ortaya çıkan enflasyonla Mayıs ayı %8,7'lik oranı Nisan ayından aynen teslim almış oldu. Yani Merkez Bankası faizi yükseltse de enflasyon inadını sürdürüyor görüntüsü dikkat çekiyor. Başkan artırmazsak daha da kötü olur dedi. Çözüm Derneği adlı bağımsız düşünce kuruluşunun hesabına göre bu faiz artışı İngiltere'de mortgage ödeyen 1 milyondan fazla haneye yıllık ekstra 2900 sterlin yük getirecek. Söz konusu borçlar 3 ya da 5 yıllık sabit faizle borçlanma şeklinde yapılmış. Sözleşmeler yenilendiğinde taksitleri 250-300 sterlin artacak. Bu da gelirlerinin harcanabilir kısmının %20'si faize gidecek anlamına geliyor. Çalışan örgütleri kararı eleştirdi. Hükümet ve Merkez Bankası'ndan oluşan tehlikeli bir grubun kararı nitelemesi yapıldı. Faizlere yüklenmek krizi daha da kötüleştirir. Ekonomik durgunluğa, kişilerin evlerini ve işlerini kaybetmesine neden olur dendi. Sendikalar Birliği Başkanı Paul Novak, enerji fiyatları düşerken hükümetin zar zor geçinen işçileri hedef almasını günah keçisi muamelesi görmeye benzetti. Eski bir Merkez Bankası çalışanının eleştirileri de İngiliz basınında yer aldı. Thomas Vidalek, faiz artırımı kararının dile getirilmeyen bazı sonuçlarını açıkladı. Eski Merkez Bankası çalışanının enflasyonu düşürebilmek için durağanlığa, işsizliğin artışına ve faizi %6'ya taşımaya ihtiyacı var dedi. Yani kurul enflasyon düşsün diye bilerek bir durgunluğa sebep olacak. İşsizliği şimdiki 3,8 seviyesinden %6-6,5'a taşıyacak. Banka bir şeyler kopana kadar faizleri artırmak durumunda dedi. Finansal analistler Merkez Bankası'nı köşeye sıkışmış ve elinde faiz artırmaktan başka seçenek kalmamış olarak değerlendirdi. Maliye Bakanı çekirdek enflasyonun 14 AB ülkesinden daha yüksek olduğunu ve gidişatın büyümeyi yavaşlattığını ve maaşları yediğini söyledi. Faiz artırımını enflasyonla mücadelede bir silah olarak gören Jeremy Hunt, seviyeyi aşağı çekmek istiyorsak silahlarımıza sarılmalıyız dedi. Hunt da tıpkı Merkez Bankası Başkanı gibi durumu eğer şimdi böyle yapmazsak daha da kötü olur şeklinde izah etti. Faiz artırımı sonrası sterlin dolar karşısında bir penilik değer kazandı ve hemen geri kaybetti. Şu anki değeri 1,27 civarında.